Okay, so let me go over this example. We would like to compute the volume of the solid object over the square base where the top roof is given by the plane z equals 4 minus x minus y. Here, the region D is both x simple and y simple. Therefore, I can compute this integral in two ways. As I have done over here, I can take it as if it's y simple, namely for each x, okay, for each x, I consider this segment. Here, the y coordinate changes from 1 to 2. So that's what I do. For each x, y changes from 1 to 2, and x is changing from 0 to 1. I could compute this integral the other way around also, since the region is also x simple. We can compute the integral as follows also. How? Şöyle. So x and y. What was the region? X is from 0 to 1 and y is from 1 to 2, right? So this is my region. 1 to 2. What I will do this time for any y, I consider, so this is the region. X values. X value changes from 0 to 1. So let me write down the integral. Integral over d of 4 minus x minus y dA. I write it this way. Burada y dx demiştik. Şimdi x dy diyeceğiz. So dx here and 4 minus dy. Y ranges from 1 to, right? In this region, the y coordinates changes from 1 to 2. 1 to 2. And for each y, x changes from 0 to 1. Pardon. Bu ters söylüyorum. Evet. X sıfırdan 1'e değişiyor. Evet, burada şöyle. X is ranging from 0 to 1. And for each x, for each, okay, bunu ters yapıyorum ya, özür dilerim. Dediğim gibi bu notasyon biraz kafamı karıştırıyor. Şöyle, I'm sorry. You think it this way. X ranging from 0 to 1, 0 to 1, and for each x, y is ranging 1 to 2. So here it's the other way around. Sileyim tek baş tekrar yapayım. Here it is the other way around. Okay. 1 to 2. Okay.
Now, this is my region D. And for any y, fixed y, where y is ranging from 1 to 2, x is ranging from 0 to 1. Okay. Now let's see how we can compute this integral. Zero to one. First, I integrate with respect to y, as if this is a function of y only. Therefore, I consider x as if it's a constant. So I integrate. I find an antiderivative for this with respect to y. Antiderivative for 4 is just 4y. Antiderivative for x, well, it is x times y. Antiderivative for y, it is y squared over 2. And here, this is from 1 to 2. And then I have dx here. Okay. So this thing is equal to this. And what is this? 0 to 1. Y yerine 2 yazarsak. Pardon. If I write 2 for y, I get 8. Okay, let me write 8 minus 2x minus 4 bölü 2, 2. And then I plug y equals 1. Right here, these are y values. For if you plug 1, you get 4 minus x minus 1 over 2. And you integrate, you will integrate this gadget with respect to x. So 0 to 1. What is this gadget? 2x burada, pardon, eksi 2x, artı x da, eksi x var. Burası 6, 6 eksi 4, 2, artı 1 bölü 2, 5 bölü 2 mi eder? And then dx. Okay. All right. What is the integral of this? Well, this is x squared over 2 plus 5x over 2, 0 to 1. So when you plug 1, you get minus 1 over 2 plus 5 over 2 minus 0. So this is just 2. Of course, you need to get the same answer, right? Here, since the region is both x and y simple, you could integrate in any order you like. But sometimes the region tells you, you know, which order you should take. Let me, for example, do this one. Buna bir demiştik, değil mi? Evet. Evaluate this double integral over the region T, x times y dA over the triangle T with vertices, vertices 0, 0, 1, 0, and 0, 1. So, T is this triangle here. Okay, T is this region here. Again, actually, this is both x and y simple.
Right, it is both x and y simple. Let me also do it both ways. First, let me consider it as if it's y simple. So what I have to do, for each x, I look at where the values are ranging. So y coordinate is ranging from 0 up to, what is this point? This point has coordinates x. And then this is the line x plus y equals 1, right? So y coordinate is 1 minus x. So this integral can be written as follows. Bu doğru değil mi? X artı y eşittir 1 doğrusu. So this integral can be written like this. Considering it is x simple, so I have dx here, and x is ranging from 0 up to 1, 0 up to 1, and for each x, y coordinate is ranging from 0, right? The y coordinate here is 0. So this is y equals 0. This is the lower part, y equals 0. And the top part is y equals 1 minus x. Y equals 1 minus x. But we usually write it this way. 0 to 1 minus x. Okay. And then which function? X times y dy. All right. Let's see what the result is. 0 to 1 dx. I integrate this expression with respect to y. So I keep x as if it's a constant. I regard x as if it's a constant. So I just need an antiderivative for y. What's the antiderivative? It is just x times y squared over 2. And then, of course, 0 and 1 minus x. Okay. Yani bu ifadenin y'ye göre bir antiderivatifini alıyorum. Sonra da onu 0 ve 1 eksi x'de hesap ediyoruz. Let's see what we get. When I plug 1 minus x for y, I get x times 1 minus x squared over 2 minus I plug 0 for y. When I plug 0 for y, I get just 0. And then dx. If you get confused, you can just write like this. This is y equals 0 and y equals 1 minus x. So you plug these values for y, okay, not for x. Yani y yerine bunları yazıyoruz, x yerine değil. Eğer kafanız karışırsa hani orada böyle yazabilirsiniz. Peki bu ifade nedir? Bu x çarpı x kare eksi 2x artı 1 bölü 2 dx değil mi? And what is this? This is from 0 to 1. So this is 0 to 1. X, I can take 1 over 2 outside. So this is just x cubed minus 2x squared plus x dx. And this is 1 over 2. Antiderivative for this x to the 4 over 4 minus x cubed over, no, 2x cubed over 3 plus x squared over 2 and 0 to 1. Okay, 1 koyacağız, bir de 0 koyacağız. 0 koyunca zaten 0. 1 koyduğumuzda da 1 bölü 4 eksi 2 bölü 3 artı 1 bölü 2. Bu da nedir? Burası 3 bölü 4. Bunu 3 ile bunu 4 ile çarpıyoruz. Evet 9, 8. Evet
12, 20, 1 bölü 24 sanki. Bir de 1 bölü 2 var ya. Okay. So 1 over 24. Let's do it the other way around also. Also it can be computed. Where the region, the triangle T is considered x simple. Bakalım ne demek istiyoruz? Şöyle x, y üçgenimiz şuydu, değil mi? 1, 1. So this time I start from y. Y is changing from 0 to 1. And for each y, x is changing from where to where? X is ranging from, so this point where this is x equals 0 and here x is 1 minus y. Değil mi? Bu sefer x'i y cinsinden yazıyorum. So the integral can be written like this. So this integral over t xy dA can be written like this. Y is ranging from 0 to 1. I have dy. And then for each y, x is ranging from 0 to 1 minus x, d, xy times dx. Bu integral tabi ebürüyle aynı aslında. Sadece x'te y'nin yeri değişmiş, değil mi? Dikkat ederseniz bu integralle şu aynı. Aynı. X ile y'nin yerini değiştiriyorum sadece. Dolayısıyla bu hani alfabede x yerine y yazmakla aynı şey. This is also neydi? 1 bölü 24. Okay. Bunu size exercise bırakayım. Önce x'e göre integral alacağız. Neyse yapayım bunu da hadi. 0, 1, dy. X'e göre integral alıyorum. So it is x squared y and then 0, 1 minus y. Okay. So this is just 0 to 1. X squared y over 2 of course. Değil mi? X'e göre integral alıyorum. X kare bölü 2 olacak. 1 bölü 2'yi de dışarı alalım. 0'dan 1'e dy, özür dilerim. Şimdi buraya bunları koyarsak ne çıkacak? 1 eksi y'nin karesi çarpı y bölü 2 eksi y yerine 0 yazarsam, pardon, x yerine 0 yazarsam 0. Bu da nedir? 1 bölü 2 çarpı integral 0 to 1. Bu 2 gitti zaten. Evet, bunu niye böyle yaptım ki? 1 bölü 2'yi dışarı çıkartmıştım. Bunu açarsak da ne çıkacak? Y kare yani y küp olacak. Eksi 2y, eksi 2y kare artı 1 y dy. Buradan da y'ye göre integral alıyorum. Y üzeri 4 bölü 4 eksi 2 bölü 3 y küp artı y kare bölü 2 ve 0, 1. Buradan da 1 over 24. Yanlış yapmışız. Bir bölü 8 çıkacakmış. Nerede hata yaptık? Şimdi x çarpı y'nin integralini alıyoruz.
Y'ye göre integrali x y kare. Tamam. Y yerine 1 eksi x yazdık. Bu da 1 artı x kare eksi 2x. X ile çarptık. X küp eksi 2x kare artı x. Bunun integralini aldık. X üzeri 4 bölü 4. 2x küp bölü 3. X kare bölü 2. X yerine 1 yazdık. 1 bölü 4 eksi 2 bölü 3. 1 bölü 2. Bu ikisinin toplamı 3 bölü 4. Bu da 2 bölü 3. Bunu 3 ile bunu 4 ile çarptık. 9 eksi 8. 1 oldu. 1 bölü 12. 1 bölü 24. Ben şeyi yanlış yapmışım. Region'ı yanlış almışım. Bir dakika. Pardon. Benim aldığım region'la benim yaptığım doğru da kitaptaki soruyu ben değiştirerek yazmışım. Özür dilerim. Okay. What we have done is correct, but I didn't do the example in the book. I changed it a little bit. Nevertheless, it's another example. Okay. A third example. Evaluate the integral I which is this 0 to 1 dx and then square root of x to 1 e to the power y cubed dy. Okay. Well, if you look at this expression, so this tells me that first I have to integrate with respect to y. But, you know, finding an antiderivative for this is impossible, right? E to the power y cubed. So this integral cannot be computed directly. The trick is the following. You write this integral. This is an iterated integral, right? First with respect to y and then x. You write this as a double integral. So you just follow the steps backward. You write this as a double integral like this. And then you try to write in the reverse order, namely first with respect to y and then with respect to x, and hope that you get something reasonable. Okay, this is, you know, this problem is cooked so that, you know, if you do this, it will work. So let's first find the region over which this integral is computed. First, let us write this iterated integral as a double integral. Over a region D. Well, let's see what is this region. Let me try to put it here. You see, x is ranging from 0 to 1, right? X is ranging from 0 to 1. And for each x value, y is ranging from square root of x to 1. Y equals square root of x means actually x squared is equal to y. So this is like a parabola, but, you know, rotated
90 degrees. Y equals, no, x equals y squared. Or y equals square root of x. Square root of x has a graph like this, right? Square root of x. And if this point is 1, so this is y equals square root of x. This point is 1. And you see, for each x value, y should range from square root of x to 1. 1 is here. So for each x, my region starts from this point and goes up to 1. Okay, so my region D is this region. Okay, so D is this. X 0'dan 1'e kadar değişiyor. Ama her x değeri için y de karekök x'ten 1'e kadar. Dolayısıyla bu eğrinin üst kısmında 1'e kadar olan bölge. Okay. I want to write this in the opposite way. So here this was square root of x to 1. Now I want to write in the opposite order. Namely, like this. So now D is this region of what? E to the power y cubed dA, right? Pardon, şey yazmadım ben. Tabii ilk önce yazayım. Ne yaptığımızı yazalım. Bu I integrali neydi? 0'dan 1'e dx, karekök x'ten 1'e e üzeri y küp dy. This is written as in double integral over the region D of e y cubed e to the power y cubed dA. Okay, D is this region. Now I wanna write it in the other way around. So let me put D over here one more time. One here is here, and square root of x is here, and my region D is this. Now I want to write it the other way around. So namely, for each y, I will integrate from this point to this point. So let me write it down. Burada ilk önce x'e göre, pardon, önce y'ye göre sonra x'e göre alıyordum ya, burada tersini yapacağım. Önce y'ye, ondan sonra x'e göre. Pardon, önce x'e sonra y'ye göre. Y nereden nereye değişiyor? Y is ranging from again 0 to 1. And for each y value, x coordinates are ranging from where to where? X coordinate at this point is 0. Right, this is x equals 0. What about this point? Well, this is y is square root of x, or x is square root of y. So here, x coordinate as a function of y is just y squared. So I have y squared here. So x is ranging from 0 to y squared. Okay. Y'ler 0'dan 1'e, her y değeri içinde x 0'dan y kareye. So I need to compute this. All right, let's do that.
Now let's see what we have. I want to integrate this expression with respect to x. E to the power y cubed is a function of x, so it has no y. No, it's a function of y. It has no x in it. Therefore, antiderivative for this is just x times e to the power. Ya da şöyle diyeyim, bakın. Şimdi x'e göre integral alıyorum ya. I am integrating this with respect to x. But this thing as a function of x is constant. There is no x in it. Since this is constant, I can take it outside the integral. So this is e to the power y cubed. And then 0 to y squared 1 dx. Okay. Well, this is just 0 to 1 dy e to the power y cubed. What is the integral of 1? Well, it is just x 0 to y squared. So let's see what we get. 0 to 1 dy e to the power y cubed. This is just y squared minus 0. Right? For x, I write y squared and 0. Take the difference. So this is just y squared e to the power y cubed dy, right? I am taking now integral with respect to y. Dikkat ederseniz artık bu integral alınabilir. Çünkü önünde we have y squared here. What is the integral of this? Well, you just let u to be y cubed. Then du is just 3y squared dy. So this is just therefore, dy over 3 is just y squared dy. Y squared dy is just, so this is e to the power u. Y squared dy is just du over 3. And y 0 gives u is 0. Y is 1 gives us u is 1. So again, integral from 0 to 1. Integral of this is just e to the power u again, 0 to 1. So this is 1 koyarsak e, 0 koyarsak 1 bölü 3. Okay. This technique is called changing the order of integration. Çünkü x, y'ye göre integrali, y, x'i e göre yaptık. Yani x de y'nin yerini değiştiriyoruz. Okay. Remark diyeyim. This technique is called the change of order of integration. Okay. Yani niye öyle adlandırıldı? Bariz tabii ki. Efendim? Yeah, yeah, of course. I mean this is cooked so that you know this technique works. Yeah. You can write down an integral no matter how you change the order it may be impossible to integrate. Yeah. But there are several, you know, important applications of this technique. Sometimes, you know, this is very, you know, life-saving technique. Although it doesn't work every time, but the times where it works saves your life, usually. Okay. All right, let me... Okay, do this example. So example, I guess, 4 mu oldu bu? Evet, 3, 4.
sketch and find the volume of the solid bounded by the planes y equals 0, z equals 0 and z equals a minus x plus y and the parabolic cylinder y equals a minus x squared over a, where a is a positive constant. Okay. Here it is important to sketch the reason, maybe not 100% correctly, but good enough so that you understand the region, you know, where x coordinates start and end, where y coordinates starts and end, and so on. So let's try to do this. Ne dedik? Y eşittir 0, z eşittir 0. Z eşittir a eksi x artı y ve y eşittir a eksi x kare bölü a. Değil mi? Tamam. Şimdi y eşittir 0 ne demek? So y equals 0 means y coordinate is 0. So it is the so y equals 0 is just the xz plane, right? It is this plane. So this is y equals 0. X equals 0 is the xy plane. And then I have this plane, z equals a minus x plus y. Bu nasıl bir düzlem? Mesela x, when x and y are both 0, you have this a, right? When x şeyse, a'ya eşitse, y sıfırsa z de sıfır değil mi? X'e a koyduk, y'ye sıfır koyduk, z de sıfır oldu. Yani şu nokta ve başka hangi nokta var? Y'nin eksi a'daki kısmı. Benim resmim kötü oldu tabii. Yani y eşittir eksi a olduğu zaman sıfır olacak. Yani bu noktadan değil de şuradan geçiyor. Şurada eksi a var. So it passes through these three points. It's such a plane. Yani şu nokta, şu nokta ve bu nokta bu üçgenin belirlediği düzlemi düşünüyorsunuz. Şöyle bir düzlem. Bir de y equals a minus x squared. Y equals x squared is what kind of object is this? Eksi x kare, yani bu y x ise şimdi x yerine
A yazarsanız x yerine 0 yazarsanız A değil mi? X yerine A veya eksi A yazarsanız 0 olur. Evet, tepe noktası burada. X yerine A yazdığınızda da 0 oluyor. Yani şu parabol. Şimdi bu parabolü XY düzleminde bir parabol bu. Bu parabolü ben Z ekseni boyunca kaydıracağım. Şöyle çizmeye çalışalım. Şu noktadan geçiyor parabol. Bu noktadan geçiyor. Bir de nereden geçiyor? Şuradan geçiyor. So here this is minus A. Parabola is like this. Okay. And you take the cylinder of this parabola. Parabolic cylinder. So you have this parabola and you just take translates of this along the z axis. So you get something like this. So you have this parabola. The base is this parabola and along the z axis it is just constant. So you get çizmesi pek kolay değil ama yani şöyle diyeyim. Şu noktada şöyle olacak. Evet, yani böyle. Şöyle. Yani yan duvarı şöyle. Üstte de düzlemle kesiliyor. Bir de x ekseni pardon yz düzlemi yani y eşittir 0 dediğiniz şey y eşittir 0 dediğiniz şey xz düzlemi altta xy düzlemi bu yan duvarı paraboloid çatısı da bu kırmızı düzlem. Peki bu region nasıl bir şey şimdi? Okay. The region D is this paraboloid parabola sorry in the okay. XY plane böyle çizeyim. Buradaki şu parabol D region'ı. Is this? So minus A plus A and this is A. D is this region. So if I write D is just X is ranging from minus A to A and Y is ranging from 0 up to A minus X squared over A. Yani şuradaki her bir X için Y sıfırdan şuraya kadar değişiyor. Bu da Y eşittir A eksi X kare bölü 2. I would like to find the volume. Volume is what?
volume is over integral over d of the height function. So z values. The top part of this is which region? It is the top part is this plane. So it is z, and what is z? So dA, z, this is fxy, düzlem neydi? Şurada a minus x plus y. Okay, so this is this integral is then a minus x plus y dA. And I can write this as what? Here this region is just d is x is ranging from minus a to a dx, and then dy is ranging from 0 up to a minus x squared over a, and then a minus x plus y dy. So we get minus a to a dx. Integral of this, integral with respect to y, so integral of a is just a times y, integral of x is x times y, because I am taking integral with respect to y, so regard x as if it's a constant. Integral of y is just y squared over 2, and then this will be computed at y equals 0, and y equals a minus x squared over a. Değil mi? Bu da eksi a'dan a'ya dx. 0 koyduğumuzda 0 çıkacak. Sadece o zaman bunu yazacağım. Şimdi a çarpı y. A eksi x kare bölü 2. Eksi x çarpı y. Yani a eksi x kare bölü 2. Artı y kare, yani 1 bölü 2 tane y kare, yani a eksi x kare bölü 2'nin karesi. Peki nedir bu da? Eksi a'dan a'ya. Şimdi bunları her birini açalım. Buradan a kare eksi a x kare bölü 2 eksi x a xa artı x küp bölü 2 artı 1 bölü 2 tane. Bunun karesini aldığımızda bir a kare gelecek. Çarpımının 2 katı, yani ax kare. Önünde 1 bölü 2 var. 1 bölü 2 ax kare artı 1 bölü 2. Bir de bunun karesi 1 bölü 4. 1 bölü 8 gelecek. X üzeri 4 dx. Doğru yaptım değil mi? A kare eksi ax kare bölü 2. Efendim? X kare bölü 2'ler. Şu mu? Ha şey. Evet. Burası A, özür dilerim. Burası A. Şunu bir daha yapalım. A kare, pardon, şunu bir daha yapayım ben, özür dilerim. A kare eksi x kare eksi x a eksi x küp, yok, artı x küp bölü a artı 1 bölü 2 a kare eksi çarpımı bunların eksi x kare, yani 1 bölü 2 çarpımın 2 katı x kare, 2x kare, 2 de geldi, sadece x kare kalacak değil mi? 2 tane a çarpı bu,
1 bölü 2 de gitti. A da gitti. Bu kaldı. Sonra bir de bunun karesi x üzeri 4 bölü a kare. Yani 1 bölü 2 tane x üzeri 4 bölü a kare. Peki, tamam. Evet, bu ifadenin integralini alacağız. İsterseniz önce bir sadeleştirme yapalım. Şimdi a kare var. Buradan da bu var. Ne etti? 3 bölü 2 a kare. X kare terimler. X kare, ha, pardon, x çarpı a var. Eksi 2 tane x kare var. X küp bölü a var. Bir de 1 bölü 2 tane x üzeri 4 bölü a kare var. Dx. Şimdi integral alırsak, I am integrating with respect to x. So this is 3x over 2 a squared minus integrali alıyorum. X kare bölü a 2 integrali alıyorum. 2x küp bölü 3 artı x üzeri 4 bölü 4a artı x üzeri 5 bölü 5'e böleceğim. 10 a kare ve bunu eksi a ve a'da hesaplayacağız. Eksi a'da ve a'da hesaplayınca dikkat ederseniz, so if I compute with a and minus a, this will vanish because at a and minus a it gives me the same thing. This will also vanish. It won't give anything. Buradan da burada ne yazıyorsam a yerine eksi a'dan da aynı şeyi elde edeceğim. Yani cevap şu olacak. A yerine yazdığım şeyin iki katıyla çarpacağım. A alırsam 3a küp olacak. Bölü 2. Buradan da aynı şey gelecek. Dolayısıyla bu 3a küp. Buradan eksi 2a küp bölü 3'tü. Bunun da iki katı. Yani eksi 4a küp bölü 3 artı a üzeri 5 bölü 10. Onu da 2 ile çarpacağım. A küp bölü 2 ile çarptım. 5. Nedir bu da? 15'te şey yaparsak 45, değil mi? Bunu 5 ile çarpıyorum. 20. Bunu 3 ile çarpıyorum. 3 bölü 15 a küp. Yani doğru mu yaptım? 15, 45, 5 ile çarptık. 25, 28 bölü 15. 28 over 15 a küpt. Yeah, correct. Okay. Okay, let's stop.